Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün farklı bir uygulama yapacağız. Bu bildiğimiz standart çeşitlerin dışında yeni üzüm çeşitleri elde etmeye yönelik tohumdan üretme yapacağım. Burada gördükleriniz geçtiğimiz yıldan ayırdığım üzüm çekirdekleri, sol taraftakiler. Sağ taraftaki de bu tohumları ekecek olduğum viyol. Burada 3-4 tane viyolümüz var. Şu içine tohum ekecek olduğumuz kap. Bunu bu nemliliği sağlasın diye bunun üzerine koyuyoruz. Bunu da bu şekilde üzerine kapatıyoruz. Bunun içerisine torf koyacağız. Siyah olanın. Ancak önce bunun dip kısımlarını delmem gerekiyor. Burada videoda görüyorsunuz delik değil. Fazla suyun drene olması, aşağıya dökülmesi için. Bu delikleri açmak için de ekranın sol üst köşesinde görülen küçük mutfak bıçağını veya sebze bıçağını veya meyve bıçağı ne derseniz artık bu bıçağı kullanacağım. Şimdi videoyu burada durduracağım. Bu delme işlemine geçiyorum. Delmek için bu şekilde sol elimle tutuyorum. Sağ elimle şu noktaya bıçakla hafifçe bastıracağım. Şöyle yerde yapalım şimdi. Bir tane sizin görebilmeniz açısından. Şimdi aşağı taraftan elimle tutuyorum. Şuradan bıçakla hafifçe bastırıyorum. Tabi aşağı taraftan elimizle desteklediğimizde bu daha rahat olacak. Bu şekilde deliniyor. Daha sonra da bunun içerisine koyacağım. Hepsini deldikten sonra torf ilave edeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi hepsinin altını deldim. Bu şekilde şimdi bunun içerisine yerleştiriyorum. Üzerine torf atacağım. Şimdi torfu attıktan sonra şu şekilde tohum yerlerini hemen parmağımın ucuyla bastırıyorum. Tohumlar yüzeyde kalmaması için. Bir de sıkı olması için. Sulandığı zaman torflar çökecek. Onları bu şekilde yaptım. Son düzeltmelerini de yapacağım. Tekrar tohum ekim yerlerini işaretliyorum. Ve buralara üzüm tohumlarını atacağım. Yeni üzüm çeşitlerimiz çıkacak. Tohumları ekmeden bir gün önce suya ısladım. Suyun üzerindeki tohumları ekmiyoruz. Suyun üzerindeki tohumların çimlenme yeterliliği olmayabilir. İyi tozlanmadığı için iç oluşturmadığından dolayı suyun üzerine çıkıyorlar. Suyun yüzeyindeki tohumları alıp atıyorum. Diğer suyun altında kalan tohumları ektim. Yani ta aşağıya çökenleri. Şimdi üzerine hafifçe torf atıp kapatıp sulayacağım. Şöyle şu şekilde torf atıp bastırıyorum. Sulama işlemine geçeceğim. Tamamen videoyu burada durdurup torf atımına devam ediyorum. Şimdi üzerine torfla örttük. Ektiğimiz tohumların. Hafif hafif suluyoruz. Torfu değiştirmeden. Ve üzerini kapatacağız. Ve üzerini bu şekilde kapatıp gölge bir yere bırakacağız. Çünkü havalar ısındı, artık güneşte kalırsa
bozulabilir. Onun için gölge bir yerde böyle birkaç gün bekletip tohumlar çıkmaya başladığında açacağız. Ama tabii şimdi gün içerisinde üzerini açabiliriz. Çok sıcak olmasın diye, tohumlar bozulmasın diye. Akşam olduğunda kapatırız. Birkaç gün sonra da tamamen açık bırakacağız bu şekilde. Evet kıymetli izleyicilerim, inşallah çok farklı üzüm çeşitlerimiz ortaya çıkar. Bu çıkan üzüm çeşitlerini ne yapacağız? Götürüp sağda solda orman kenarlarında boş alanlara, dere kenarlarına daha sonra fidanları dikeceğim. Ve oluşan meyveleri de çeşitleri de yine sizlerle paylaşırım. Evet her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.